Nasıl yolculuğumuz? Tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız TÜYAP. Savunma Sanayi Fuarı'ndayız. Sektörün öncü ismi Vigavacılar konuk olduk. Yanımızda firma kurucuları Selçuk Bey ve Mine Hanım bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracaklar. Mine Hanım merhaba. Merhaba. Selçuk Bey merhaba. Merhabalar, öncelikle, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz programımıza. Fuar oldukça yoğun. Yoğun bir tempo da var. Standınız hayırlı uğurlu olsun. Bol bereketli geçsin. Öncelikle ben fuarla ilgili izlenimlerinizi merak ediyorum. Önce bayanlar diyelim. Mine Hanım nasıl geçiyor fuar? İlk günün, yani ilk engamesi var. Dünden, evet, ilk ziyaretçi günü olması açısından güzel, keyifli. Kimi zaman işte eski dostları görmek de çok keyifli. Onların katılımları, yeni ürünler. İki sene sonra olması fuarın elbette doğru, ki şu anda çok büyük bir talep doğru, var. Katılımcılar yüksek. Dolayısıyla hani bizim de işte naçizane olabilecek olan birkaç ürünümüz katkı sağlayabiliyorsa eğer bu sektöre, bu camiaya ne mutlu bize. Herkes standa bekliyoruz değil mi? Tabii ki, tabii ki. Buyurunuz efendim. Şimdi, tabii ki Vega Havacılık yıllardan beri hizmet veriyor. Çok da farklı ürün yelpazesiyle beraber her gün yenilen bir ürün yelpazeniz var. Sektörün öncü ismisiniz elbette. Ben biraz sonra faaliyet ve hizmetlerle ilgili sohbete devam edeceğim ama önce ben firmanızı ve sizi tanıtmak istiyorum. Selçuk Bey kimdir? Vega Havacılık nasıl kuruldu efendim? Kaç yıl önce başladı öykü? Selçuk Gürz, iş geliştirme direktörü olarak 3 yıldan beri Vega Havacılık'ta çalışıyor. Daha önce Türk Hava Yolları Teknik'te çalışıyor idi. Daha öncesi Amerika Birleşik Devletleri uzun bir süre, 21 yıllık bir tecrübe. O tecrübeyi ülkemizde paylaşmak üzere buradayız. Yılların tecrübesi Vega Havacılık'la beraber. Vega Havacılık'la beraber. Vega Havacılık 2000 yılında İstanbul merkezli olarak sivil havacılığa hizmet etmek üzere kurulmuş bir şirket. Uçak alım satımlarından kiralama işlemleri, uçak bakımları, büyük komponentler derken uçak motorları, iniş takımları, APU ve diğer lastik, diğer komponentlerin bakım ve tamirleri ile ilgili yaklaşık 24 firmanın Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Harika. Bu tüm 24 şirketin şemsiyesi altında yaklaşık 60 firma bulunmakta. Dolayısıyla çok geniş bir yelpazemiz var. Hizmetlerimiz arasında mühendislik hizmetleri, destekleri önemli bir yer tutmakta. Arge ekibiniz çok da. Arge değil, mühendislik ekibimiz var. Mühendislik ekibimiz de Türkiye'nin önde gelen uçak mühendisi arkadaşlarımızdan oluşmakta. Sektörde söz sahibi çok değerli arkadaşlarımız ve bunları bu çatı altında bulundurmaktan büyük keyif ve aldığımız gibi kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz. Çünkü bu arkadaşlar Türk sivil havacılığının başlangıcından bu yana görev almış arkadaşlarımız. Tecrübeli. Çok tecrübeli. 100 yılın üzerinde tecrübemiz var. Harika. Dinozorlarla çalışıyoruz diyebilirsiniz. Harikasınız. Peki bakıldığında hizmet sektörü ve hizmet sektörü çok zor aslında ama elbette ki bu sizin sektörünüzde biraz daha önem arz ediyor. Çünkü hataya mal yok elbette. Bu anlamda hizmet verirken Vega Havacılık nelere dikkat eder? Öncelikleri nelerdir Mine Hanım? Öncelikle siz genel müdürüsünüz işin firmanızın. Kalitesi. Doğru prosesten geçirip de müşteriye aktarma tabii ki. Yani yan yollara sapmadan neyse odur. Zorluklara rağmen olabilirliği olamamazlığı ayrı konu. Hani karşı taraftakinin kendimiz gibi düşünerek olması gereken neyse ilk etapta dürüstlüktür tabii ki. Kimlerin sonrası hizmet? Fiyat anlamında hani işte pazarlıktır, müşterinin tabii tercihi başka olabilir ama öncelikle işin düzgün olması, doğru olması. Çünkü dediğiniz gibi havacılık böyle bir riski kaldıramaz. Evet, tehlike arz ediyor. Tabii ki. Peki kimlere hizmet veriyorsunuz daha çok Selçuk Bey? Hizmet vermiş olduğumuz firmalar arasında en başta Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları Teknik, Pegasus, Sun Express, havacılık maalesef sivil havacılıkta iştigal eden
ülkemiz sınırları içerisindeki Corendon, Azur, Northwind, MNG Airlines, unuttuklarım şimdi Tailwind, referanslar yüksek, bütün bakım merkezleri, My Teknik gibi, Turkish Teknik gibi, MNG Jet gibi. Evet. Ve business jet bakımları yapan irili ufaklı ülkemizdeki tüm şirketler dahil olmak kaydıyla silahlı kuvvetler, hava kuvvetlerimize de hizmetler sağlıyoruz. Peki hizmetleriniz evet çok da güzel ama hizmet sonrası destekler de çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Olmadığında firmada tabii kan kaybedebiliyor elbette. Çözümleriniz nelerdir? Çözüm ortaklıklarınız nelerdir? Bu anlamda çözüm ortaklarımız geri bildirimi aldığımız andan itibaren müşteri support, müşteri destek bölümümüz ilgili firma ve ilgili departmanıyla mutlaka temasa geçer. Konu analiz edilir, değerlendirilir. Değerlendirdikten sonra müşteriye pozitif ya da negatif olarak dönülür. Her zaman evet müşteri haklıdır fakat yapılan bir takım hatalar neticesi insan faktörü sonuçta en belirgin sebeplerden biri olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti için ekstra kilometre yapıyoruz. Ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz siz tercih edenlere? Bizim için ürünlerimizin hani kolaylıkları nelerdir? Bizim için ürün eğer arızalı bir ürün ise ki çok nadir olarak çıkar. Bunların değişimi anında sağlanır. Kredisi verilir. Mümkün olduğunca müşteri mağdur edilmeden anında yanıt verilir. Havacılık sektörü beklemeye gelmez. Dolayısıyla zamanla bir yarış söz konusudur. Kısa sürede çözümlerle beraber onlara sunmak durumundasınız elbette. Yeriniz nerede peki? Yerimiz İstanbul merkezli çalışıyoruz. Dubai'de de bir ofisimiz var. Bu arada temsilcisi olduğumuz firmalar sadece Türkiye için değil, komşu ülkeler, CIS ülkeleri dediğimiz geniş bir yelpazede de Türkiye, evet, özellikle Türkiye Cumhuriyetleri için geniş bir yelpazemiz mevcut. Türkiye için büyük bir adım atmış oluyorsunuz aslında onlar için, duyurmak için de çok güzel adımlarınız var yıllardan beri. Teknik destek anlamında deneyimlerimizi mühendislik hizmetleri olarak veriyoruz ve bu konuda da hakikaten iddialıyız. Son olarak da sizleri destekleyen, sizleri tercih eden firmalarınıza, şu anda sizlerin izleyicilerimize son sözleriniz nelerdir Selçuk Bey? Bizleri izlemeye devam etsinler. Gelsinler, standınızı da ziyaret etsinler. Memnuniyetle, tabii ki efendim. Bekliyoruz tabii buraya Mina Hanım. Çok teşekkür ederiz her şey için. Bizler teşekkür ediyoruz. Buradayız. Bizler çok teşekkür ediyoruz sizlere. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize hem Türkiye'ye hem tabii yurt dışına bizi duyduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz. Umarım uzun yıllar boyunca Mega Havacılığında ismini duymak dileğiyle. Farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Çok teşekkürler. Çok zarifsiniz. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, savunma sanayi fuarından İLEF'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.